Ege'nin sesi TV'den ekranlarına, TV'den ana haber bültenine hoş geldiniz. TV'den haber merkezi tarafından hazırlanan gelişmelerle karşınızdayız. Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezi 30. dönem mezuniyet töreninde ilk kadın mezunlarını verdi. Aydın'da düzenlenen törende 198 polis odayı yemin ederek mezuniyetlerini kutladı. Tören Bando takımı gösterisiyle başladı, ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Aydın Pomem'in dönem birincisi Burcu İpek, kısa bir konuşma yaparak yaş kütüğüne adının yer aldığı plaketi çaktı. törende konuşan Aydın valisi Yakup Can Bolat bu özel günde sizlerle olmaktan büyük mutluluk duyuyorum diyerek emniyet mensuplarının toplumsal huzur ve güvenliği sağlama konusundaki özverili çalışmalarına dikkat çekti. Dönem birincisi Burcu İpek mezuniyetin sevincini ve hüznünü bir arada yaşadıklarını belirtti. Utatarak milletimize de ve devletimize en iyi şekilde hizmet etmek için vatanımız yapmaya çalışacağız. Hüzünlüyüz. Çünkü okulumuzda saygı ve sevgiyle bütünleşmiş birlikteliğimiz bugün sona eriyor. Bizler bu kutsal yuvada almış olduğumuz eğitimle insan haklarına saygılı, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, halkla iyi ilişkiler kurabilen, yüreği sevgi dolu, genç polisler olarak edeceğimiz yemine bağlı kalıp, vatanımızın her karış toprağında devletimize ve milletimize en iyi şekilde hizmet etmeye çalışacağız. Aydın Pomem, müdür vekili Tufan Hakkın ise mezunları Türk Polis Teşkilatı'na kazandırmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Tören, 198 polis adayının yemin etmesi ve kep fırlatmasıyla sona erdi. Mezunlar aileleriyle buluşarak bu özel günü birlikte kutladılar. Aydın'da polis meslek eğitim merkezinde mezun olan polis adayı Şerife Kırbaç mezuniyet töreninde çifte mutluluk yaşadı. Aydın'da polis meslek eğitim merkezinde mezun olan polis adayı Şerife Kırbaç mezuniyet töreninde çifte mutluluk yaşadı. Kırbaç, yemin ederek mezun olduktan sonra erkek arkadaşı polis memuru Önder Dursun'un sürpriz evlilik teklifiyle şaşkınlık ve mutluluk yaşadı. Dursun, mezuniyet töreninde diz çökerek Kırbaç'a evlilik teklifinde bulundu. Teklif, aileler ve arkadaşlar tarafından alkışlarla desteklendi. Dursun, kız arkadaşına çifte mutluluk yaşatmak istediğini ifade etti. Çifte mutluluk yaşatmak istedim kız arkadaşıma. Allah belesini nasip Ben gurur duyuyorum kendisiyle. Teşkilatımıza, teşkilatımıza da çok faydalı bir polis memuru olacağını düşünüyorum. Ben de polis memuruyum. Kız arkadaşım da polis memuru. Hani burada çifte mutluluk yaşasın istedim. Benim için de önemli bir an olduğu için burada yapmak istedim. Şerife Kırbaç ise teklifi beklemediğini ve çok mutlu olduğunu söyledi. Teşekkür ediyorum ben çok heyecanlıyım. Bekliyor muydunuz? Beklemiyordum. <laughs> çok mutluyum. Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Belediye Başkanı Özgür Aracının girişimleriyle başlatılan yeni halk ekmek satış projesi vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Hayır. Göreve geldiği ilk günlerde Koçarlı halkının sağlığını tehdit eden ve uygun olmayan koşullarda üretim yapan eski halk ekmek fırınını kapatan Başkan Arıcı, halkın daha hijyenik ve ekonomik koşullarda ekmeğe ulaşabilmesi için verdiği sözü yerine getirdi. Başkan Arıcı, ilçede faaliyet gösteren yerel fırınlarla işbirliği yaparak hijyenik koşullarda üretilen taze ekmekleri Koçarlı halkının ayağına kadar ulaştırmaya başladı. bu hizmet ile halkın sağlıklı ve uygun fiyatlı ekmek tüketmesi sağlanırken, aynı zamanda Koçarlı'da üretilen ekmeğin yerel ekonomiye katkı sağlanması da amaçlanıyor. Koçarlı halkı, belediyenin bu girişimini takdirle karşılarken, uygulamanın hem sağlık açısından hem de ekonomik açıdan oldukça faydalı olduğunu belirterek, başkan arıcı ve ekibine teşekkürler ettiler. Vatandaşlar ayrıca hijyenin önemine vurgu yaparak bu projenin devam etmesini ve ekmek satışının daha da yaygınlaştırılmasını talep ettiler. İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü 528 yıllık Sultan II. Beyazıt Vakfı'nın hayır şartını yerine getirerek Manisa'da 16 çocuğu sünnet ettirdi. İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 528 yıllık Sultan II. Beyazıt Vakfı'nın hayır şartını yerine getirerek Manisa'da 16 çocuğu sünnet ettirdi. Manisa Şehzadeler ilçesindeki Kurşunlu Han'da düzenlenen sünnet şöleninde çocuklar şehir gezisi ve tarihi yerlerin ziyaretinin ardından eğlenceli aktivitelerle vakit geçirdi. Vakıflar Bölge Müdürü Tahir Emrecan, sünnet şöleni ile vakfın hayır şartını yerine getirdiklerini ve vakıf kültürünü yaşatmayı amaçladıklarını belirtti. Kültür Turizm Bakanlığı Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak Sultan II. Beyazıt Vakfı'nın hayır şartını yerine, yerine getirmek üzere bir araya geldik. Bizler Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak bize eman ecdadımızdan emanet edilmiş vakıfların vakfiyelerini yerine getirmek, onların emanetlerini sanki bugün hayattalarmış gibi devam ettirmek adına bir görevli ifa ediyoruz. Şölende çocuklara çeyrek altın ve bisiklet hediye edildi. <laughs> Etkinliğe Manisa'nın çeşitli protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Manisa'da İngilizce öğretmeni Alev Varlı Akman, 3 yıl önce bir yavru kediyle başlayan kedi sevgisiyle bugün 70'ten fazla kediye bakıyor. Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde İngilizce öğretmeni Alev Varlı Akman, kedi sevgisini okul bahçesinde 70'ten fazla kedinin bakımına dönüştürdü. Hmm, savaş. savaş. 58 yaşındaki Varlı Akman, her gün sabah ve akşam saatlerinde okul bahçesine gelerek kedilere bakım yapıyor. Yavru kedilerin göz bakımlarını üstlenen Varlı Akman, mama kaplarını da düzenli olarak temizliyor. E sen de ye. Sen de ye. Kedilere adeta bir anne şefkatiyle yaklaşan Alev Öğretmen, kedilerin etrafını sarıyor ve her birine çocuklarına gösterdiği şefkatle yaklaşıyor. Kedi sevgisinin 3 yıl önce okul bahçesine gelen yavru bir kediyle başladığını belirten Varlı Akman, kedinin tedavisini üstlendi. O kediyi sağlığına kavuşturduktan sonra bu süreç onun kedi sevgisini başlatmış oldu. Şu anda okul bahçesinde en az 70 kedinin bakımını üstlenen Varlı Akman, onlara kışın soğuktan, yazın ise sıcaktan korunmaları için yuvalar yapıyor. Kedilerin tedavi ve kısırlaştırma masraflarını kendi imkanlarıyla karşılayan Varlı Akman, Büyükşehir Belediyesi'nin mini patiler biriminde kedileri kısırlaştırıyor. Alev Varlı Akman, bu işi karşılıksız yapıyorum ve kedilerim her geçen gün artıyor, dedi. Varlakman sadece öğretmen maaşıyla bu bakımı yaptığını ve kedilerin tek isteğinin sevgi olduğunu belirtti. Fazla maddi gücümüz olmadığı için e, finansını sadece kendimiz karşıladığımız için sokakta bulduğumuz e, eşyalarla onlara yuvalar yaptık. İçlerine yalıtımlar yaptık kışın ve yazın e, soğuğu geçirmesin sıcağı geçirmesin diye. Mini patilerde bunları kısırlaştırıyoruz 6 aylık olduktan sonra ee, şu ana kadar 50-60 tane kedi kısırlaştırdık. Ee, şu an sadece burada çok küçük olan yavru kedilerimiz kısır değil. Böyle bir e, çalışma yapıyoruz ve bu bana hayat veriyor. E, bunu karşılıksız yapıyoruz ama buradaki sayı arttıkça bizim de tabii... Bunlara bakım gücümüz azalıyor. En nihayetinde bir öğretmenim ve bunu ben sadece öğretmen maaşımla tek başıma yapıyorum ee, mama şeyini. Manisa'da Demirci Belediyesi Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu işbirliğiyle çiftçilere yönelik tarım ve ekipman hibeleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi. Imza... Manisa'nın Demirci ilçesinde Belediye ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu işbirliği ile çiftçilere yönelik tarım ve ekipman hibeleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. <laughs> Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezinde yapılan toplantıya Belediye Başkanı Erkan Kara, TKDK Manisa İl Koordinatörü Uğur Uslu ve diğer yetkililer katıldı. <laughs> Belediye Başkanı Erkan Kara, ilçeyi tarımda ileriye taşımayı hedeflediklerini belirtti. Artık üretmenin ne kadar değerli olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Ama üretmek sadece üretmekle de kalmamalı. Devletin de üreterek yanımızda olduğunu bilmemiz gerekiyor. TKDK Manisa İl Koordinatörü Uğur Uslu ise çeşitli tarım projeleri ve başvuru süreçleri hakkında bilgi verdi. Gerçekleştirdik ve toplamda da 100 milyarı şu an itibariyle 100 milyarı geçen yatırıma vesile olduk ülke bazında. Peki TKDK olarak bizler neye destek veriyoruz? Toplantının sonunda Başkan Kara, Uslu'ya günün anısına hediye sundu. Manisa'nın Demirci ilçesinde Belediye ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu işbirliği ile çiftçilere yönelik tarım ve ekipman hibeleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. <laughs> Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi'nde yapılan toplantıya Belediye Başkanı Erkan Kara, TKDK Manisa İl Koordinatörü Rusya Devlet Başkanı Putin'in Çeçenistan'da yeni yapılan camide Kur'an-ı Kerim'i öptüğü anlar gündem oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2011 yılından bu yana ilk kez Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiği sürpriz ziyaret gündemdeki yerini koruyor. Putin'in Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov ve Çeçenistan müftüsü Salah Mehziyev ile birlikte başkent Grozny'de yeni yapılan Hazreti İsa Camii'ni gezdi. Putin'in camiye hediye ettiği altın kaplamalı ve değerli taşlarla süslenmiş Kur'an-ı Kerim'i eline alarak öptüğü anlar dikkat çekti. Putin'in daha sonra Kur'an-ı Kerim'i eline alarak Kadirov ve Müftü ile birlikte fotoğraf çektirdiği görüldü. Vladimir Putin'in Kur'an-ı Kerim'e saygı gösterdiği anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Mehmet Bakır, maymun çiçeği virüsü hakkında paniğe gerek olmadığını belirtti. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Mehmet Bakır, maymun çiçeği virüsü hakkında paniğe gerek olmadığını belirtti. Türkiye'de henüz vaka görülmediğini söyleyen Bakır, hastalığın bulaş yollarının bilinmesi ve koruyucu önlemlerin alınmasının önemli olduğunu vurguladı. Belki bu panik daha önce yaşadığımız ee, pandemi nedeniyle e, olabilir ama e, buna şu anda e, gerek yok. E, Sağlık Bakanlığı'nın e, bu konuyla ilgili eğer vaka görülürse ne yapılması gerektiğine dair e, bir e, planı e, var. E, bir rehber hazırladı. E, öncelikle tabii ki bu rehbere uymak ve bu rehber doğrultusunda e, hareket etmek gerekiyor. E, bizim e, ülkemizde henüz e, vaka bildirimi yok Biz de e, önümüzdeki süreçte e, şüpheli vaka eğer görürsek gerekli incelemeleri yapıp e, e, bu vakanın e, em çiçeği ya da maymun çiçeği vakası olup olmadığını e, e, ilgili birimlere ilgili sağlık kuruluşlarına bildireceğiz ve takip edeceğiz. ama şu anda e, bir paniğe gerek yok çünkü ülkemizde henüz vaka bildirimi yok. Şimdi tabii bunun dünyada ne kadar yayılacağını şu anda henüz öngörmek mümkün değil. Ama hastalığın bulaş yollarını bilmek ve koruyucu önlemleri almak açısından halkın bilgilendirilmesi gerekiyor. Bizim de şu anda zaten yaptığımız bu, şu anda sizinle bu röportajı da bunun için yapıyoruz. Paneye gerek yok ama hastalığın bulaşma yollarını da bilmek gerekiyor. İzmir'in Konak ilçesi Eşref Paşa semtinde buca metrosu çalışmaları sırasında bazı evlerde derin çatlaklar oluştuğu iddia edildi. Özellikle Atilla Mahallesi'ndeki 3 binada görülen çatlaklar nedeniyle vatandaşlar korku içinde olduklarını ve çatlakların her geçen gün arttığını belirtti. İzmir'in Konak ilçesi Eşrefpaşa semtinde Buca metrosu çalışmaları sırasında bazı evlerde derin çatlaklar oluştuğu iddia edildi. Özellikle Atilla Mahallesi'ndeki 3 binada görülen çatlaklar nedeniyle vatandaşlar korku içinde olduklarını ve çatlakların her geçen gün arttığını belirtti. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri çatlakların olduğu binalarda incelemeler yaptı. Mahalle sakini Kesüme Acar, evinde neredeyse her odada derin çatlaklar olduğunu ve zaman zaman sesler duyduklarını ifade etti. Bu 15 gün, yok daha fazlaydı. Ağustos ayıydı. Evet, ben yoktum çünkü evde çocuklar evdeydi. Geldim, anne dediler korkmuşlar. Anne dedi ses geldi dedi çat diye dedi bütün duvar boydan çatladı dedi. Ya sanki deprem olmuş, çocukların ödü kopmuş. Anne dedi çat diye ses geldi dedi. Baktık her yer çatlamış dedi. Ondan sonra Hı. ne yapacağımızı bilemedik. Eşimi aradım. Hışır hışır sesler geliyor. O sıra böyle dökülüyor şeyler, tozlar dökülüyor. Burası koridor, küçük yani oda, ev. Evet. Mutfakta çok yok. Ya gelip sürekli geliyorlar, çağırıyoruz, geliyorlar. Ama doğru düzgün bir şey diyemiyorlar bize. Hmm. Kolunda bir şey yok diyor. Allah aşkına bu kolun değil mi abim? Ya. Kendi evim, inan ki kendi evim gidecek yerde yok. Ne yapacağız abim? Hani mecbur oturuyoruz da. E, çocuklar var, mi? korkuyoruz valla. Buca metrosundaki çalışmalar sürerken çatlakların neden kaynaklandığı ilerleyen günlerde belirlenecek. Kışın bir gün geldiler. 3-4 ay önce. Menderes Belediyesi ruhsatsız ve izinsiz olarak inşa edilen hobi bahçelerinin yıkımına başladı. Menderes Belediyesi, ruhsatsız ve izinsiz olarak inşa edilen hobi bahçelerinin yıkımına başladı. İlk etapta 156 yapının yıkılması planlanıyor. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, hobi bahçelerinin tarım alanlarına zarar verdiğini belirterek vatandaşları hobi bahçesi almamaları konusunda uyardı. Yıkım kararı alınan yapılar, yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından yıkılacak. Menderes Belediyesi tarafından tarım arazilerine zarar veren hobi bahçelerinin yıkımına başlandı. Menderes Belediyesi tarafından ruhsatsız ve izinsiz olarak, yasalara aykırı olarak inşa edildiği belirlenen, mühürlenmiş, adli süreci tamamlanmış, yıkım kararı alınan hobi bahçelerinin yıkımına başlandı. Aydın'ın Söke ilçesindeki Kipaş Kağıt Fabrikası'ndaki yangın 43 gündür devam ediyor. Aydın'ın Söke ilçesindeki Kipaş Kağıt Fabrikası'nda 12 Temmuz'da başlayan yangın 43 gündür söndürülemiyor. Söndürme çalışmaları iş makineleriyle sürdürülürken, fabrikanın depolama alanındaki yangından çıkan dumanlar, özellikle gece saatlerinde sökede yaşam kalitesini düşürdü. Yangın nedeniyle kağıt teslimatında yaşanan aksamalar, tırcıların teslimat sürelerini bir günden fazla uzatmalarına yol açtı. Çenlerde 16 saat beklemişliğimiz var. Şu an yangın sadece karşı tarafta. Fabrika içinde yangın yok. Sadece karşı tarafta dumanlar da çıktığı belli ediyor zaten kendini. Orada devam ediyor yangın. Biz olumsuz sadece bekleme sıkıntımız var. Bekliyoruz yani mal getirdiğimizde 12'de geliyoruz. Akşam üstü anca çıkıyoruz 4'te 5'te 6'da çıkıyoruz bari. Fabrikaya atık kağıt getiren tırlar uzun kuyruklar oluştururken bölge halkı ve tırcılar sorunun bir an önce çözülmesini bekliyor. Şimdi Adana'ya gidiyoruz. Adana'da kız kardeşine kötü davrandığı için eniştesini konuşmaya çağıran Volkan Özdemir eniştesini vurdu. 35 yaşındaki adam iki günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Adana'da eşiyle anlaşmazlık yaşayan Cafer Gültekin, eşiyle konuşmak üzere çağrıldığı parkta eniştesi Volkan Özdemir tarafından tabancayla vuruldu. Olay, 19 Ağustos'ta Çukurova ilçesi Toros mahallesinde meydana geldi. Özdemir, Gültekin'in eşiyle tartıştığını ve küfür ettiğini iddia ederek sinirlenip ateş açtı. Gültekin ağır yaralandı, hastanede iki gün sonra hayatını kaybetti. Özdemir kaçtıktan sonra yakalandı ve ifadesinde pişman olduğunu söyledi. Şüpheli, adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Ankara'da eski bakanlardan Abdülatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in anneannesi Leyla Çetinere silahla rehin alıp öldürmesi ile ilgili psikiyatri gözlem süresi 3 hafta daha uzatıldı. Ankara'da eski bakanlardan Abdülatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in anneannesi Leyla Çetinere silahla rehin alıp öldürmesi ile ilgili psikiyatri gözlem süresi 3 hafta daha uzatıldı. Şener 31 Temmuz'da aralarında çıkan tartışma sonrası anneannesini silahla vurarak öldürmüştü. Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Şener, Bilkent Şehir Hastanesi'nde gözlem altına alınmıştı. Hastane, kesin bir rapor için gözlem süresinin uzatılmasını talep etti ve Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği talebi kabul etti. Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 5 yaşındaki Elif Yıldırım başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpeklerin ayağından sürükleyerek vücudunu çeşitli yerlerinden ısırdıkları küçük kız tedavi altına alındı. Kızımın genel durumu... Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 5 yaşındaki Elif Yıldırım başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerin ayağından sürükleyerek vücudunun çeşitli yerlerinden ısırdıkları küçük kız tedavi altına alındı yüzünde, bacaklarında soyulmalar mevcut. Yetkililerden şikayetçiyiz, davacıyız. Şafak Mahallesi'nde oyun oynadığı sırada köpekler tarafından ısırılan Yıldırım, kanlar içinde hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Baba Cengiz Yıldırım köpeklerin toplatılmasını istedi. Haberi duyduğumda inanamadım yani. Bir acayip oldum yani. Elim ayağım birbirine dolandı. Dünya başıma yıkıldı yani. Şu anda Bilkent Şehir Hastanesi'nde. Yani yoğun bakımda tutuyorlar. Yani devamlı kontrol altında. Valla benim söylemek istediğim bu köpeklerin toplanması. Yani millet artık illallah etmeye başladı. Yani benim çocuğuma geldi. Başkasının da gelebilirdi. Daha önce başkasının çocuğuna saldırırken de gördük burada mahalle sakinleri, köpeklerin çocuklar ve yaşlılar için tehlike oluşturduğunu belirterek yetkililerden köpeklerin kaldırılmasını talep etti. Muhtar Bayram Özkan, köpeklerin her hafta birkaç kişiyi saldırdığına dikkat çekti. Biz de hayvan severiz, yalnız halk tedirgin. Çünkü sanayi çırak gidecek babasından 50 bin lira yemek parası almış. Bu paranın 15 lirasını ne yapıyor? Dolmuşa biniyor. Korkusundan bir kilometre yola gidemiyor. Yaşlarımız sabah namazına gidemiyor. Annesiz çocuklar okula gidemiyor. Bacımız hastaneye gidecek hamile, eşi yok, bir şey yok. Durağa geliyor, durağın yanına bu köpeğe bakmak isteyenler, bakanlar, şof yapanlar. Bunlar ne yapıyorlar biliyor musun? Duraklara yemek koyuyorlar. Durağa yemek konur mu? Bir havlasa kadın çocuğunu düşürecek. Çok zor durumdaydık. Mahallemizde her hafta 3-4 kişi kapıyor bu köpekler. Bunların kaldırılmasını istiyoruz. Bu köpek sorunu bizim başımıza bela oldu. Köpek hakları insan haklarını geçti. Kızımın genel durumu dün Ankara Gölbaşı Şafak Mahallesi'nde 5 tane İzmir'de girdikleri ofiste iş yeri sahibinin elleri ve kollarını bağlayıp başına silah dayayarak gasp eden daha sonra 15 milyon lirayı zorla almaya çalıştıktan sonra kaçan 7 kişi yakalandı. Büyük yardım edek mi? Senetle İzmir'in Karabağlar ilçesinde motosikletiyle turlayan bir vatandaş yol kenarında şüpheli bir kişinin motosikleti düz kontak yaparak çalıştırmaya çalıştığını fark etti. Yardım etmek isteyen motosiklet sürücüsü yardım ettiği kişinin motosiklet hırsızı olduğunu anlayarak durumu polise bildirdi. Yan taraftan mecbur şey yapıyorum, sen söyleyiver. Düz kontak yaparak çalış. Nerede? Anahtar yok işte. Anahtar takma çalışmıyor. Anahtar yok. Taktığında çalışmıyor. Tamam yani bir tak bir görelim. Olaylara çok denk geldik. Bir aç bakalım bir. Olay akşam saatlerinde meydana geldi. Motosikletinin bozulduğunu düşünen Caner isimli vatandaş şüpheliye yardım etmek için durdu. Ancak motosikletin plakasının olmadığını ve şüphelinin çalıntı motosiklet sürdüğünü fark etti. Şüphelinin adini öğrenen sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Başkan buradayız, buradayız. Nereye gidiyorsun ya? Kaçmaya çalışan hırsızı yakalayan sürücü, polis ekiplerinin gelmesini bekledi. O anlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasıyla görüntülendi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Tam bırak gidemez o aşağı bir daha. Emre geliyor ekip tut çocuğu tut. Antalya'nın Kepez ilçesi Teoman Paşa Mahallesi'nde Elmalılı Hamdi Yazır Camii'nde bir genç kadın cami kapısının kilitlenmesi sonucu içeride mahsur kaldı. Çok güzel, çok güzel Antalya'da Elmalılı Hamdi Yazır Camii'nde bir genç kadın, cami kapısının kilitlenmesi sonucu içeride mahsur kaldı. Olay Kepez ilçesi Teoman Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. İkinci kattaki bayanlar bölümünde mahsur kalan kadın cami görevlisinin kapıyı açmasıyla çıkarıldı. Bak, abi, Olayı merak eden çevre sakinleri balkonlardan ekiplere izledi. Genç kadın işlemler için polis otosuna götürüldü. Düzce Belediyesi Ulaşım Şoförü Recep Peker sefer sırasında aracında unutulan 130 bin lira içeren çantayı sahibine teslim etti. Düzce Belediyesi Ulaşım AŞ şoförü Recep Peker, sefer sırasında aracında unutulan 130 bin TL içeren çantayı sahibine teslim etti. A Mahallesi güzergahında unutan yolcu çantanın kaybolduğunu polise bildirdi. Çantayı fark eden başka bir yolcu, şoför Peker'i bilgilendirdi. Peker, çantayı emniyete teslim etti ve yapılan işlemler sonucu çanta sahibine geri verildi çantayı kaybeden vatandaş, şoför Peker ve Düzce Belediyesi'ne teşekkür etti. Yolcumuzun bir tanesi 130 bin lira bir para unutulmuş. Denetimi aradım. Emniyete gitmemi söylediler. Emniyete geldik burada sayıldı. Tutanak halinde sahibine teslim edildi. Yolcuların daha dikkatli olmalarını öneririm. Düzce ulaşım şoförleri bu konuda çok hassas. Zaten eğitimlerimizi alıyoruz bu konuda. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde viyadükten kopan büyük beton parçası seyir halinde olan araçların arasına düştü. Kopan beton parçasını fark eden sürücü küçük bir manevrayla ölümden kıl payı kurtuldu. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde viyadükten kopan büyük beton parçası seyir halinde olan araçların arasına düştü. Kopan beton parçasını fark eden sürücü ufak bir manevrayla ölümden kıl payı kurtuldu. Hareketi viyadüğünden kopan beton parça yola düştü. Tam o esnada seyir halinde olan araç sürücüsü beton parçasının üzerlerine düşmesinden kıl payı kurtuldu. Yukarıdan beton parçasının koptuğunu fark eden sürücü ufak bir manevrayla betonun aracın üstüne düşmesinden ve kaza yapmaktan kurtuldu. O anlar başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı. Bu haberle bültenin sonuna geldik. Pazartesi günü saat 18'de tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.